Gündelik gerçeğin hemen altında yatan şey nefes kesici bir dünya. Dünyada evren hakkında algıladığımız pek çok şey yanlış. Fizikçi ve çok okunan yazar Brian Greene sizi insan tecrübesini büken bir yolculuğa çıkarıyor. Neden olayların geri sarımını hiç görmeyiz? Fizik kurallarına göre böyle bir şey olabilir. Dünyamızın bir şeylerle dolu olduğunu düşünürüz. Mesela binalar ve arabalar, otobüsler ve insanlar. Ve bu New York gibi kalabalık bir kentten başka yerde daha belli değil. Gündelik hayatımızı oluşturan onca şey kadar önemli olup, çok daha gizemli başka bir şey var. Uzay. Yani bunca şeyin var olduğu yer. Neden bahsettiğimi anlamanız için bir anlığına duralım ve hayal edelim. Bunca şeyi kaldırsanız ne olur? Hepsini kastettim. İnsanları, arabaları ve binaları. Ve sadece dünyada bulunanları değil, dünyanın kendini de. Bütün gezegenleri, yıldızları ve galaksileri kaldırırsanız ne olur? Üstelik sadece büyükleri değil. Minik olanları, gaz ve tozun son atomuna kadar. Bütün bunları kaldırırsanız ne olur? Geriye ne kalır? Pek çoğumuz hiçbir şeyden ve haklı oluruz. Ama tuhaftır, yanılmış da oluruz. Geriye boş uzay kalır ve anlaşıldı ki boş uzay hiçbir şey değil. O bir şey. Kendine özgü özellikleri yaşamımızdaki her şey kadar gerçek bir şey. Aslında uzay o kadar gerçek ki bükülebiliyor. Uzay kıvrılabilir. Ve dalgalanabilir. Boş uzay o kadar gerçek ki etrafımızdaki her şeyin şekillenmesine yardım ediyor ve kozmosun kumaşını oluşturuyor. Uzayı anlamazsanız dünyayı hiç anlamazsınız. Çünkü dünya uzaydır. İçinde bir şeyler vardır. Genelde uzayın pek farkında değiliz. Gerçi insanlara balıklar da suyun farkında değildir herhalde. Çünkü hep içindeler derim. Uzay hiçbir şey değildir. Aslında içinde bir sürü şey oluyor. Birçoğumuz uzayı düşündüğümüzde dış uzayı düşünürüz. Çok çok uzaklarda bir yer. Ama uzay aslında her yerdedir. Ona evrenin en bol şeyidir diyebilirsiniz. En minik şeyler bile, mesela atomlar, sizin ve benim etrafta gördüğümüz her şeyin ana maddesi atomlar bile neredeyse tamamen boş uzaydır. Hatta Empire State binasının taşını, camını ve çeliğini yapan bütün atomların içindeki bütün boşluğu alsanız elinize ufak bir şey kalır. Bir pirinç tanesi kadar mı? Ama ağırlığı yüz milyonlarca kilo olur. Geri kalanı sadece boş uzaydır. Ama uzay tam olarak ne? İşte, modern bilimin babası uzayı böyle hayal etti. Boş bir sahne gibi. Newton'a göre uzay, kozmosta gerçekleşen her şeyin çerçevesiydi. Evrenin dramının sergilendiği arena. Ve Newton'un sahnesi pasifti. Mutlak, sonsuz ve değişmeyen. Oyun sahneyi etkileyemezdi ve sahne aksiyonu etkileyemezdi. Newton uzayı böyle resmederek dünyayı daha önce kimsenin yapamadığı gibi anlattı. Onun değişmezlik hali, çevremizde gördüğümüz hemen her hareketi anlamasına imkan verdi. Elmaların ağaçlardan düşüş biçiminden,
dünyanın güneş etrafındaki yoluna kadar her şeyi hesaplayacak yasalar üretti. Bu yasalar o kadar faydalı oldu ki bugün yaptığımız şeyler için hala onları kullanıyoruz. Uydu fırlatmaktan, uçak indirmeye kadar. Ve yasaların hepsi tek bir radikal fikre dayanıyor. Uzay gerçektir. Onu göremeseniz, koklayamasanız veya dokunamasanız bile uzay belli türdeki hareketlere ölçü sağlayacak kadar gerçek, fiziki bir şeydir. Bu patenci gibi. Newton şunu derdi. Kadın dönerken kolları dışa yayılır çünkü bir şeye göre dönüyor. İşte o şey uzayın kendisi. Filozoflar uzayın doğasını uzun zamandır tartışıyordu. Newton'un yaptığı tartışmanın şartlarını değiştirmekti. Ve bu sayede aslında modern bilim doğmuş oldu. Newton'un sahnesi büyük bir hitti. 200 yıldan fazla sahne ışığından keyif aldı. Ama 20. yüzyılın ilk başlarında Newton'un sahnesini temellerinden sarsan yeni fikirler yükseldi. Bu fikirler bir İsviçre patent ofisinde çalışan genç bir memurundu. Adı Albert Einstein'dı. Einstein 1800'lerin sonunda elektrik çağının şafağında yaşadı. Elektrik gücü kentleri aydınlatıyordu. Newton'un asla hayal edemeyeceği yeni tür teknolojiyi yükseltiyordu. Bütün bu gelişmeler Einstein'ı çocukluktan beri cezbeden bir şeyden faydalanıyordu. Işıktan. Ampuller ve sokak lambaları değil, ışığın kendi doğasından. Einstein'ın ışığın belli tuhaf bir özelliğinden, hızından büyülenmesi, Newton'un uzay resmini ters çevirecekti. Nasıl olduğunu görmek için gelin arabayla gezelim. Şu anda saatte 30 kilometre civarı seyrediyoruz. Daha hızlı gitmek için sürücünün bir tek gaza basması yeter. Taksinin hızı değişir. Siz bu değişimi hissedebilir, aynı zamanda da hız göstergesinde veya radar hız işaretlerinden birinde görebilirsiniz. Tamam, yavaşlayabilirsiniz. Şimdi hayal edin, elinizde taksinin hızını değil, fardan çıkan ışığın hızını ölçen bir radar var. O tabela, ışığın saatte afallatıcı hızla 1080 milyon kilometre ile gittiğini ölçerdi. Taksi hareket ettiğinde ışık hızının da arabanın hızı oranında arttığını düşünürsünüz. Ne de olsa hareket eden taksinin ışığa ekstra itiş vereceğini düşünürsünüz. Ama sürpriz şekilde öyle olmaz. Radarlar, tabelalarımız veya her ışık hızı ölçer, saatte 1080 milyon kilometre gösterir. Taksi hareket etsin, etmesin. Peki ışık hızının her ölçümü nasıl hep aynı çıkar? Bir duvara koşarsanız size durduğunuzdan daha hızlı gelir. O duvara göre. Işıkta bu doğru değildir. Işığın hızı herkes için aynıdır. Bu gerçekten de sıra dışıdır. Einstein işte bu sıra dışı bulmacaya şöyle bir mantık getirdi. Işığın sadece etraftaki uzayın ölçüsü olduğunu bilen Einstein gerçekten çarpıcı bir fikir önerdi. Uzay ve zaman tam doğru miktarı sürekli ayarlayarak birlikte çalışabilir. Böylece hızınız ne olursa olsun ışık hızını ölçtüğünüzde her defasında 1080 milyon kilometre çıkar. Işığın mutlak kalitesine göre de zamanın mutlaklığı bitmeliydi. Uzayın mutlaklığı bitmeliydi ve bu ikisi göreli olmalıydılar. Birbirlerinin içinde eriyecek bir biçimde. Uzayın ve zamanın esnek olması kulağa yabancıysa bunun tek nedeni günlük yaşamda onu hareket halinde görecek kadar hızlı hareket etmeyişimiz. Bu taksi eğer ışık hızına yakın hareket etseydi efektler artık gizli olmazdı.
Mesela ışık hızına yakın geçtiğim caddenin köşesinde olsanız uzayın uyum sağladığını görürsünüz. Taksim sadece birkaç santim görünür. Ayrıca saatimin çok yavaş tiktakladığını duyarsınız. Ama benim bakış açımdan taksinin içinde saatim normal çalışıyor ve buradaki uzay her zaman olduğu gibi görünüyor. Ama taksiden dışarı baktığımda uzayın çılgınca uyuştuğunu görürüm. Hepsi ışık hızını sabit tutmak için. Yani Einstein'a göre ne zaman ne uzay artık sabit ve mutlak değil. Bunun yerine hareketle birleşip tek bir varlık oluşturuyorlar ve bunun adı da uzay zamanı. Uzayın bu yeni resmi Albert Einstein'ın ellerinde kozmosun en tanıdık güçlerinden birine dair çok derin gizemi çözecekti. Yer çekimi. Newton yer çekiminin nesneleri birbirine çeken güç olduğunu biliyordu. Ve onun yasaları bu gücün kuvvetini şahane bir hassaslıkla hesaplıyordu. Peki çekim aslında nasıl işliyor? Dünya yüz binlerce kilometre boş uzaydaki ayı nasıl çekiyor? Bir çeşit görünmez iple bağlı gibiler. Ama bunun doğru olmadığını herkes biliyordu. Ve Newton'un yasaları açıklama getiremiyordu. Einstein, Newton'un yer çekimini hiçbir bandın düzeltemeyeceğini buldu. Bunun için bir mekanizma icat etmesi gerekiyordu. Anlaması gerekiyordu. Einstein bu probleme 10 yıldan fazla kafa yorduktan sonra şaşırtıcı bir sonuç buldu. Yer çekiminin sırrı uzay zamanının doğasında yatıyordu. Kendisinin başta fark ettiğinden daha esnekti. Gerçek bir kumaş gibi esneyebiliyordu. Bu Newton'dan gerçek anlamda radikal bir ayrılıştı. Bu masayı uzay zamanı gibi görün. Bu topları da uzaydaki nesneler gibi. Uzay zamanı bu masanın yüzeyi gibi hoş ve düz olsaydı nesneler düz çizgilerde giderdi. Ama uzay esneyip bükülebilen bir kumaş gibi ise işte bu biraz tuhaf gelebilir. İzleyin bakın. Esnek uzay zamanı kumaşına ağır bir şey koyarsam ne oluyor? Şimdi atışımı yine yaparsam, bu top daha ağır olan nesnenin kumaşta yaptığı çöküntüde dönüyor. Ve Einstein yer çekiminin nasıl işlediğini bundan çıkardı. Bu uzay zamanının kendi içindeki nesnelerin neden olduğu eğrilme. Diğer deyişle çekim gücü uzay zamanının kendi şekli. Ayın yörüngede tutulması gizemli bir gücün onu dünyaya çekmesinden değil. Bunun yerine uzay zamanı kumaşında bir eğimde yuvarlanması. Uzay Einstein'la birlikte sadece gerçek olmadı, esnek de oldu. Yani uzayın aniden özellikleri oluştu. Uzayın bükülebilirliği oldu. Uzayın esnek bir geometrisi oldu. Aynı lastik bir çarşaf gibi. Bu, tüm evreni açıklayan gerçekliği düşünme hakkında yepyeni bir yöntem açıyor. Einstein, bu gözlem yüzünden Einstein oldu. Newton'un uzayı pasif gördüğü yeri Einstein dinamik gördü. Zamanla örülü ve nesnelerin nasıl hareket edeceğini belirliyor. Yani Einstein'dan sonra uzay artık statik bir durum olarak düşünülemez. O bir oyuncu ve kozmik dramda büyük bir rol oynuyor. Uzayı bir kumaş gibi dinamik, aktif ve esnek düşünmek bir şeydir. Ama sahiden öyle mi? Bu sadece bir mecaz mı yoksa uzayın ne olduğunu gerçekten açıklıyor mu? Einstein'ın teorisi bir kara deliğin kenarına yolculuk etmeyi öngörüyor. Kara
delikler kendi içlerine çökmüş yıldızlardır. Asıl ebatlarının kesrine kadar ufalmış devasa nesnelerdir. Çevrelerindeki çekim o kadar güçlüdür ki Einstein'ın matematiğine göre dönen bir kara delik etrafındaki uzayı da kendine çekebilir. Gerçek bir kumaş parçası gibi kıvrılabilir. En yakın kara delik trilyonlarca kilometre ötede. Bu öngörüyü sınamak zor. Ama 1950'lerin sonunda Leonard Schiff adlı bir fizikçi Einstein'ın uzay hakkındaki yasalarını sınamak için bir yol aramaya başladı. Schiff'in ilhamı genelde bir çocuk oyuncağı olarak gördüğümüz bir şey. Bir jiroskop. Uzay gerçekten bir kumaş gibi kıvrılıyorsa bir jiroskop bunu görmesine yardım edebilir diye düşündü. Bu tuhaf bir fikirdi ve tuhaf bir yerde geliştirildi. Stanford'da fakültenin yüzme havuzunda. Schiff 1959'da iki arkadaşıyla buluştu. William Fairbanks ve Bob Cannon. Yeni teknoloji bir jiroskop reklamından heyecanlanmıştı. Farklı görünse de bir çocuk oyuncağı gibi işliyordu. Hemen orada dünya çevresinde yörüngeye böyle bir cihaz yollamaya karar verdiler. Normalde bir jiroskopun ekseni sabit bir noktayı gösterir. Ama dünya gerçekten uzayı sürüklüyorsa jiroskopun ekseni de onunla sürüklenecek, ölçülebilecek biçimde oryantasyonu değişecekti. Müthiş basit bir plandı. Tek bir sorun vardı. Einstein'ın teorileri dünyanın dönüşünün uzayı minik bir ölçüde büktüğünü öngörüyordu. O kadar minik ki bir kuruşun boyunu 100 kilometreden ölçmeye çalışmak olacaktı. Ekip bu kadar kesin bir ölçümün nasıl yapılabileceğini bulmak için 2 yıldan fazla zaman harcadı. Sonunda bir plan yaptılar. Uzak bir yıldıza çevrik bir teleskoba serbest dönen 4 jiroskop bağlamak. Uzay bükülüyorsa jiroskoplar artık yıldızı göstermeyecekti. Çünkü uzayın girdabına yakalanmış olacaklardı. Ve 1962'de NASA'ya başvurup ödenek istediler. Adı kütle çekim sondası B olacak şey için 1 milyon dolar istediler. Ekip üyeleri projenin yaklaşık 3 yıl süreceğini düşündü. Biraz iyimserdiler. Büyüyen ekiple beraber kütle çekim sondası B tarihin en uzun süren deneyi oldu. Uzaya bir teleskop yollama ve bugüne kadar yaratılmış olan en pürüzsüz nesnelerden olacak 4 jiroskop yapma anlamına gelen orijinal vizyonu anlamaya onlarca yıl harcadılar. Bu teknoloji ürkütücü. Katırın önündeki havuç gibiydi. Bunu yapabileceğimiz zaman her 5-10 yıl uzaktaydı. Ve 35 yıl boyunca 5-10 yıl ileride oldu. 40 yıldan ve 750 milyon dolardan fazla tüketen proje NASA tarafından 9 kez iptal edildi. Ekip nihayet 2004 Nisan'ında fırlatmaya tanık olmak için toplandı. ...1959'da havuz kenarında oturan 3 adamdan sadece biri hayatta kalıp bunu görebildi. İşte orada izliyorduk. Hayatınızda feci, heyecan verici bir durum. Ürpertici bir tecrübe. Kusursuz. 10.000 şey yanlış gitmedi. Kütle çekim sondası B, 1 yıldan uzun süre yörüngede kaldı. Ekip onun her hareketini endişeyle izledi. Dünya uzayı gerçekten bükecek mi görmeye çalıştılar. Nihayet veriler gelmeye başladı. Ve bir sorun vardı. Jiroskoplar umulmadık ufak bir sendeleme yaşıyordu ve verileri temizlemek milyonlara patlayacaktı. Fonlar tükenirken neredeyse yarım yüzyıllık çalışma çöpe gidecek gibi görünüyordu. Sonra
Son anda olası iki fon kaynağı belirdi. İlk ekibin üyesi William Fairbank'in oğlu özel bir bağış yaptı ve Stanford'dan havacılık diploması bulunan Suudi Kraliyet ailesi üyesi Türki El Saud büyük bir bağış ayarladı. Verilerle ilgili sorun sonraki iki yılda çözüldü. Jiroskopların neredeyse Einstein'ın denklemleri kadar kaydığı görüldü. Bu bence Einstein'ın etkisini, onun sürüklenmesini ilk kez çıplak gözle görmekti. Bu deney uzayın gerçek bir şey, bir kumaş gibi fiziki bir varlık olduğuna dair bulunan ilk doğrudan kanıtı sunuyor. Ne de olsa uzay hiçbir şey olsaydı bükülecek bir şey de olmayacaktı. Ama Albert Einstein'ın uzayı en geniş ölçekte araştırdığı zamanda başka bir fizikçi topluluğu uzayı aşırı ufak ölçeklerde sondalıyordu. Orada hiç girilmemiş bir alan buldular. Einstein'ın uzay resmi hiçbir yerde bulunmuyordu. Ne dediğimi görmek için şimdiki ölçülerinizden milyarlarca kez küçülebildiğinizi hayal edin. Burası atomların ve atom altı parçacıkların hükümdarlığı. Onlar görebildiğimiz her şeyin temel yapı taşı. Ve bu ölçülere indiğinizde dünya kuantum mekanikleri diye çılgıncasına değişik bir kurallar dizisi oynar. Bu yasalara göre her bir atomu ve parçacığı çıkarmaya çalışsanız bile boş uzayın hala boş olmanın yanından bile geçmediğini görürsünüz. Aslında aktiviteyle kaynıyor. Parçacıklar durmadan yoktan var oluyor. Yokluktan fışkırıyorlar. Birbirlerini çabucak yok edip yok oluyorlar. Teori bunu kestirmiş olsa da Hendrik Casimir adlı bir bilim adamı bu partikülleri göremesek de boş uzaya görebildiğimiz bir şeyi yaptırıyor olmaları fikrini önerdi. Şöyle öngördü. Sıradan iki metal plakayı alırsanız ve onları birbirlerine aşırı yakın yerleştirirseniz, mesela bir kağıt tabakasından yakına diyelim, belli enerjideki parçacıklar çıkarılmış olur. Çünkü belli açıdan plakaların arasına sığmazlar. Plakaların dışındaki aktivite içine oranla daha hareketli. Casimir, plakaların genelde boş uzay diye düşündüğümüz şey tarafından birbirlerine itileceğini düşündü. Ve birkaç yıl sonra deney yapıldığında Casimir haklı çıktı. Plakalar boş uzayda birbirlerine itildiler. Yani boş uzay atomik ölçekte boş değil. Aktiviteyle o kadar dolu ki nesneleri harekete zorlayabiliyor. Ve bugün uzayı en ufak ölçekte anlama yolculuğu tarihteki en pahalı bilimsel deneylerden biriyle devam ediyor. Burası CERN, Cenevre'deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi. Burada yerin 50 metreden daha derinine gömülü Büyük Hadron çarpıştırıcısı var. Dünyanın en güçlü hızlandırıcısı. 10 milyar dolarlık fiyat etiketiyle atom altı parçacıkları ışık hızından %99.99 daha çok hızlandırarak birbirlerine çarpıştırıyor. Bilim adamları bu çarpışmaların ürettiği moloz yağmurunda tuhaf ve egzotik parçacıklardan bir hayvanat bahçesi buldular. Ve şu anda en ele geçmezlerden birinin peşindeler. Bedenimizdeki atomlardan en uzak yıldızlara kadar her şeyin şekil almasında elzem bir parçacık. Bu parçacık bulunursa uzay resmimizi baştan tanımlayacak ve 40 yıldan önce başlamış bir yolculuğu bitirecek. Her şey 1964'te Peter Higgs adlı genç bir İngiliz fizikçi uzay hakkında kendini neredeyse mahvedecek kadar radikal bir şey önerince başladı.
Bana saçma konuştuğum, haklı olamayacağım söylendi. Benim ne dediğimi anlamadıkları belliydi. Hicks ve birkaç kişi daha şunda biten bir bulmacayla boğuşuyorlardı. Evrendeki temel parçacıkların hepsi değişik miktarda kütleye sahipti. Biz bunu genelde ağırlık olarak düşünürüz. Kütle olmazsa bu parçacıklar asla tanıdık atomları oluşturmak için birleşmezdi ve etrafımızdaki dünyada gördüğümüz her şeyi oluşturmazlardı. Peki kütleyi yaratan nedir? Ve niye değişik parçacıkların değişik kütleleri olur? Uğraşsa da hiç kimse bu kafa karıştırıcı soruyu yanıtlayamadı. Sonra bir hafta sonu Edinburgh dışında yürüdükten sonra Hicks'in aklına olağan dışı bir fikir geldi. Matematiği kullanarak uzayı yeni bir biçimde hayal etti. Okyanusa benzeyen bir şey. Parçacıklar bu okyanusa batmış halde ve içinde hareket ettikçe kütle kazanıyorlar. Bunun nasıl işlediğini görmek için bir partikülün kütlesini bir oyuncunun şöhreti gibi düşünün. Hicks'in okyanusu da paparazzi olsun. Bilinmeyen oyuncular gibi bazı parçacıklar kolayca geçiyor. Paparazzi onlarla ilgilenmiyor. Ama süperstarlar gibi olan diğer parçacıklar itip geçmek zorunda. O parçacıklar geçmek için ne kadar fazla zorlanırsa okyanusla o kadar etkileşim kuruyorlar ve o kadar fazla kütle kazanıyorlar. Hicks büyük bir keşif yaptığına ikna olmuştu. Ama fikrini CERN'deki bir dergiye yolladığında reddedildi. Gözü pek Hicks teorisini daha da geliştirdi. Ve onu Einstein'ın hayaletinin gezdiği Princeton İleri Araştırmalar Enstitüsü'nde sunana kadar yılmadı. Yeni fikrinin orada en sert eleştirileri alacağını umdu. Mutlu halde yolda gidiyordum. Sonra Princeton'a dönüş tabelası çıktı. Beni içine gittiğim şeyle yüzleştirdi. Soğuk ter bastı ve titremeye başladım. Daha sonra da kendime gelmek için kenara çıktım. Ama Hicks azmetti. Bu bekleyiş derin bir şey bulduğuna uzak ya da yakın arkadaşlarını ikna etmek için bir dizi konuşmanın başlangıcı olacaktı. Sonunda onları yıprattım. Kendimi zafer kazanmış hissettim. Böylece ardından gelen partilerin keyfini çıkardım. Hicks'in öncü olduğu Hicks alanı bugün uzayı anlamada hayati önem taşıyor. Hicks alanı her yerdedir. Uzayın en boş havasızlığında bile bir etki var. Size kütle veriyor. Bence Hicks uzay bir şeydir. İçinde ayıklayamayacağınız, kapatamayacağınız esas özellikler vardır diyen birkaç insandan biri olduğu için saygıyı hak ediyor. Tek sorun, Hicks alanının varlığına dair fiziki bir kanıt yok. En azından şimdilik. Ama bilim adamları CERN'de parçacıkları o kadar fazla bir enerjiyle çarpıştırmaya kalkışıyorlar ki Hicks alanından bir parça koparacaklar. Kendine özgü minik bir parçacık üretecekler. Sanki uzayın bir parçasını tıraşlamaya çalışıyorlar. Uzaya parçacık hızlandırıcı çarpışmalarıyla yeterince sert vurursak bir Higgs parçacığını boş uzaya çıkarabileceğimizi düşünüyoruz. Madde hakkında şimdi sahip olduğumuz tüm anlayış Higgs alanı yoksa dağılır. Bence hiç kimse onu görmeyeceğimizden cidden şüphe etmiyor. Görmezsek aşırı tuhaf bir sonuç olmaz. Higgs parçacığını bulmak büyük bir kilometre taşı olacak. En boş uzayın, en boş yerinin tüm maddeye bir etkisi olduğu bilinecek. Ama anlaşıldı ki uzayda Hicks'in hayal edebildiğinden çok daha ele geçmez bir şey vardı. Tüm gizemlerin en büyüğünün anahtarını tutan bir malzeme. Kozmosun kendi kaderi. Bu 14 milyar yıl kadar önce başlayan bir gizem. Bizim büyük patlama dediğimiz şey. Evren, saniyenin kesri sürede şiddetli bir genleşmeye başladı, uzayı dışa doğru savurdu.
uzay o günden beri genişliyor. Çoğu bilim adamı on yıllarca bu genişlemenin çekim gücü sayesinde yavaşlıyor olması gerektiğini düşündü. Yukarı bir elma fırlattığımda dünyanın çekimi onu sonunda durdurur ve geri getirir. Tıpkı elmanın zamanla yavaşlaması gibi evrenin genleşmesinin de yavaşlaması gerekirdi. Tüm madde ve enerjinin diğer tüm madde ve enerjiyle arasındaki yerçekimsel çekim yüzünden. Ama şu soru ortaya çıktı. Kozmosun nihai kaderi ne? Uzay ilelebet genişlemeyi sürdürür mü? Yoksa sonunda yerçekimi uzayın genişlemesini durdurup büyük bir çöküşle kendi içine yığılır mı? İki gökbilimci ekibi değişik bir gereç kullanarak bu gizemi çözmek için genişlemenin yavaşlamasını ölçmeye kalkıştılar. Süpernova adlı infilak eden yıldızlar. Bir süpernova devasa bir patlamayla yaşamı sona eren bir yıldızdır. Aşırı aydınlıktırlar. 1 milyar güneş kadar parlak olabilirler. Süpernovayı harika kılan şey patladıklarında çok benzer olmalarıdır. Hepsi yaklaşık aynı parlaklıkta olur ve neredeyse aynı biçimde sönerler. Patlamalar o kadar parlak ve tek yapıda ki ekip bu süpernovaların çok kesin birer kozmik fener görevi göreceği mantığını yürütüyor. Uzayın genişlemesinin zaman içinde nasıl yavaşladığını takip etmelerine izin vereceklerdi. Sorun şu ki süpernovalar aşırı nadir. Perlmutter yeterincesini bulmak için dünyanın her yerindeki gökbilimcileri arayıp onların teleskoplarını kullanmak için yalvarmaya yıllar harcadı. Bize dünyanın en büyük teleskopları, mükemmel şartlar gerekiyordu. Ve bu mükemmel şartlarda insanlar ciddi bir iş yapmaya çalışırken gece onları arayıp, biliyorum programınız çok yoğun ama yarım saatlik şu gözlemi araya sıkıştırırsanız gerçekten çok ilginç olur diyordu. Yer çekiminin evrenin genişlemesini ne kadar yavaşlattığını çizmek için yeterli veriye sahip olduklarında bir sürprizle karşılaştılar. Sonuçlar biraz tuhaf göründü. Evrende herhangi bir yavaşlama göstermediler. Çok şaşırtıcıydı. Evren aslında hızlanıyor. Bir hiç olduğunu düşündüğümüz uzayda aslında yaratılıştan var olan bir esneklik vardı. Uzay sıkıştırılmak istemiyordu. Uzay aslında evreni dışa ayırmaya çalışıyor. Evren sanki zamanla daha da hızlanarak genişliyordu. Yavaşlayacağı yerde hızlanıyordu. Benim ilk tepkim neden yavaş olduğunu çözmeliyim, doğru olamaz şeklindeydi. Ama doğruydu. Ve çoğu bilim adamı tek açıklamada toplandı. Uzayı dolduran ve sıradan çekimsel yer çekimine karşı gelen bir şey var. Galaksileri iten ve kozmosun kumaşını geren bir şey bu. Uzayı dolduran bu gizemli maddeye kara enerji adı verildi. Ve evren resmimizi baş aşağı etti. Kara enerji uzun mesafelerde evrenin içeriğine baskın geliyor. Ve onun ne olduğunu bilmiyoruz. Evrendeki tüm enerjinin araştırmasını, nüfus sayımını yaparsanız evrenin %70'i kara enerji çıkacaktır. 10 yıl öncesine kadar böyle bir şeyin varlığını bile hiç kimse hayal etmiyordu. Yani özünde boş uzayın kendi ağırlığı, tüm evrenin ağırlığının %70'i. Bu dünyanın suyla kaplı yüzeyinin oranına kabaca denk. Suyun ne olduğunu bilmediğimizi hayal edin. Kara enerji konusunda durduğumuz yer orası. Onu nasıl açıklayacağımıza dair ipucumuz bile yok. Son 100 yılda geliştirdiğimiz havalı onca kuantum mekaniği, görecelik ve parçacık fiziği cihazı var. Ve hiçbiri kara enerjiyi açıklamak için fayda etmiyor. Kara enerjinin keşfi başka bir sürpriz daha saklıyordu. Evrenin öyle bir madde içermesi aslında 80 yıl önce düşünülmüştü. Size ufak bir sır vereceğim.
Albert Einstein adına kara enerji demese de uzun zaman önce uzayın galaksileri itecek bir güç uygulayabileceğini kestirdi. Yani genel görelilik teorisini, yer çekimi teorisini keşfettikten kısa süre sonra matematiğe göre evrenin ya genişliyor ya da daralıyor olması gerekiyor. Ama sabit bir boyda asla duramazdı. Bu kafa karıştırıyordu çünkü çoğu bilim adamı büyük patlamayı bilmeden önce Einstein dahil evreni durağan resmettiler. Sonsuzdu ve değişmiyordu. Einstein'ın denklemi, herkesin inandığı gibi sabit bir evrenin yerine genişleyen veya daralan bir evren önerdiğinde bir sorun yaşadı. Böylece Einstein denklemlerine döndü ve onları bir karşıt yer çekimine izin verecek şekilde değiştirdi. Bu yer çekiminin içe doğru çekimiyle çakışıp uzayı dışa doğru iterek evrenin hareketsiz durmasına imkan veriyordu. Bu değişikliğe kozmolojik sabit dedi. Kozmolojik sabiti eklemek denklemlerini kurtardı. Ama Einstein dışa itimin veya karşıt yerçekiminin gerçekten var olduğunu bilmiyordu. Einstein'ın kozmolojik sabiti katması, aradığı şey olan sabit evrene dair pek zarif bir çözüm değildi. Karşıt yer çekiminin etkisini elde ediyor. Yer çekimi bazen bir şeyleri birbirine çekmez, uzaklaştırır diyor. İki devin çarpışmasına benziyor. Kozmolojik sabitle sıradan maddenin çekimi evreni kontrol altında tutabilir ve durağan tutabilir. Ama gökbilimci Edwin Hubble 12 yıl sonra evrenin durağan olmadığını keşfetti. 14 milyar yıl önceki büyük patlamanın patlayıcı gücü yüzünden genişliyor. Bunun anlamı Einstein'ın ilk denklemleri artık değiştirilmesin demekti. Böylece aniden kozmolojik sabit ihtiyacı çöpe gitti. Teşekkür ederim. Rica ederim. Einstein'ın buna en büyük gafım dediği söylenir. Ama mesele şu. Evrenin genişlemesinin hızlandığına dair yapılan yeni keşifle bilim adamları uzayda nesneleri iten bir şeyin bulunduğuna ikna oldular. Böylece 70 yıl sonra Einstein'ın en büyük gafı onun en büyük bakışlarından biri olabilir. Hiç kimsenin hakkında düşünmediği bir şeydi. Ama Einstein'ın kozmolojik sabiti evrenin bugün gördüğümüz şekilde genişlemesini anlamanın anahtarı olabilir. Ancak hiç kimse kara enerjinin aslında ne olduğunu bilmiyor. Şaşırtıcı ve sorun çıkarıcı bir olasılık doğuruyor. Einstein kendi karşıt yer çekiminin gücünü sabit olarak resmetti. Peki kara enerjinin gücü sabit mi? Ve zamanla değişirse ne olur? Bunun yanıtı, kozmosun kaderine dair bildiğimizi sandığımız her şeyi ters çevirebilir. Şu anda dünyamızda bedenimi oluşturan moleküllerden, ayı oluşturan moleküllere kadar her şey kara enerjinin dışa itiş gücünü bastıran güçlerce bir arada tutuluyor ve bu yüzden gündelik yaşamımızdaki nesnelerin genleştiğini görmüyoruz. Ama bu durum sonsuza dek sürmeyebilir. Senaryolardan birinde kara enerji galaksileri birbirlerinden uzağa itmeyi sürdürecek. Zaten sonunda o kadar uzağa itilecekler ki evren soğuk, karanlık ve yalnız bir yer olacak. Çok yalnız. Diğer bir senaryoda kara enerjinin gücü zamanla artabilir. O kadar güçlü olur ki galaksinin içindeki her şeyi parçalayabilir. Yıldızlardan gezegenlere, her şeyin maddesine kadar. Kara enerji zamanla büyürse, çekirdekle elektronlar arasındaki uzayı yırtacak kadar kara enerji olursa, sonunda atomlar bile parçalanır. Büyük yırtılma. Ama
buraya kadar gelsek de Isaac Newton'un uzayı bir sahne olarak resmetmesiyle başlayan yolculuğumuz henüz bitmedi. Kozmosun kumaşını yaklaşarak keşfettikçe hiç kimsenin hayal bile etmediğinden büyük sürprizler bulabiliriz. Beni örnek alın. Ben yeterince gerçek görünüyorum, değil mi? Evet diyelim. Ama şaşırtıcı ipuçları geliyor. Her şey, siz, ben, hatta uzayın kendisi bile aslında bir çeşit hologram olabilir. Yani gördüğümüz ve yaşadığımız her şey, tanıdık üç boyutlu gerçekliğimiz dediğimiz her şey, uzaktaki ince, iki boyutlu bir yüzeye depolanmış bilginin yansıması olabilir. Bu hologramın şu ince plastikten gelişi gibi. Hologramlar hepimize tanıdık gelen bir şeydir. Çoğu kredi kartındaki güvenlik sembolünden tanırız. Peki evren bir hologram mı? Bu uzay ve gerçekliğe dair şimdiye kadar önerilmiş en zorlayıcı revizyonlardan biridir. Ve buna dair kanıtlar uzayın en tuhaf yerlerinden geliyor. Kara deliklerden. Ben genç bir fizikçiyken bunu söyleyen her fizikçinin kesin deli olduğunu söylerdim. İşte bu meseleyi bir düşünme biçimi. Diyelim ki cüzdanımı aldım ve bir kara deliğe attım. Ne olur? Kara deliğin yoğun çekiminden hiçbir şeyin, ışığın bile kaçamayacağını düşündüğümüzden cüzdanım sonsuza dek kaybolurdu. Ama şimdi görünen o ki, hikayenin tamamı bu olmayabilir. Kara delikleri anlatan matematiği keşfeden bilim adamları yakın zamanda merak uyandıran bir keşif yaptılar. Cüzdanım kara deliğin içinde kaybolsa da içerdiği bilginin tüm bir kopyası dağılıp tıpkı bilgisayarda depolandığı gibi kara deliğin yüzeyine depolandığı görülüyor. Yani sonunda cüzdanım iki yerde var oluyor. Kara deliğin içinde sonsuza dek kaybolmuş üç boyutlu bir sürümü var. Bir de yüzeyde bilgi olarak kalan iki boyutlu sürümü var. O kara deliğe düşen her şeyin içeriği sadece kara deliğin dış yüzeyi tarafından ifade edilebilir. Bundan sonraki fikir de sadece dışına bakarak kara deliğin içinde ne olduğunu yakalayabileceğinizdir. Ve teoride kara deliğin dışındaki bilgiyi kullanabilir, cüzdanımı yeniden inşa edebilir. İşte burası gerçekten akılları alan kısım. Bir kara deliğin içindeki uzayla dışındaki veya başka bir yerdeki uzay aynı kanunları oynuyor. Yani bir kara deliğin içindeki nesne, kara deliğin yüzeyindeki bilgiyle tanımlanabiliyorsa, evrendeki her şey, galaksilerden yıldızlara, size ve bana, hatta uzayın kendisine kadar her şey, uzakta iki boyutlu bir yüzeye depolanmış bilginin yansıması olabilir. Sonuçta gerçeklik olarak ne yaşıyoruz? Belki hologram gibi bir şey. Üç boyutlu dünya, bir hologramın yanılsama oluş mantığında bir yanılsama mı? Belki. Bence evet, üç boyutlu dünya bir çeşit yanılsamadır. Ve nihai kesin gerçeklik evrenin yüzeyindeki iki boyutlu gerçekliktir. Bu fikir o kadar yeni ki fizikçiler hala onu anlamaya çalışıyor. Ama doğruysa, tıpkı Newton ve Einstein'ın uzay resimlerimizi değiştirdikleri gibi, daha da dramatik bir devrimin eşiğinde duruyor olabiliriz. Günlük yaşamımızın bu kadar hayati bir parçası olan uzay, bir çeşit tanıdık yabancıya benziyor. Etrafımızı sarıyor ama onun gerçek kimliğini hala bulamadık. Bu 100 yıl sürebilir, 1000 yıl sürebilir veya yarın gerçekleşebilir. Ama o gizemi çözdüğümüzde kozmosun kumaşını tam anlama yolunda
dev bir adım atacağız.